Merhaba arkadaşlar, ben Okan. Kanalımıza hoş geldiniz. Yanımda yine Gülden var, her zamanki gibi. Evet. Arkadaşlar, yeni bir slime videosuyla karşınızdayız. Bir önceki slime videosu Hüsran'la sonuçlanmıştı. O biraz kauçuğa benzemişti, biraz da pişmiş yumurtaya benzemişti. Biz bir deneme daha yapacağız arkadaşlar. Bu sefer kırmızı renkli boya kullanacağız. Bir de hatamızın boraksı olduğunu düşünüyoruz. Boraksı suyu biraz fazla koymuştuk. Bu sefer daha az az, damla damla koyacağız boraksı suyumuzu. Hiç vakit kaybetmeden biz hemen başlayalım arkadaşlar. Yine tutkalımızı ekleyelim kaba. Buna biraz su dökelim Güldemciğim. Azar azar. Birazcık daha. Tamam, bunu bir karıştıralım. Bu sefer temkinli gideceğiz bayağı bir. Çünkü bir önceki slime'dan başka her şeye benzedi arkadaşlar. Yumurtaya benzedi. Ondan sonra bence bu yeterli buna. Şimdi boyayı ekleyelim arkadaşlar buna. Pembe. Pembe ama kırmızı gibi. Pembe. Bu da yine kumaş boyası. İşin özü bol bol karıştırmaktan geçiyormuş arkadaşlar. Öyle diyorlar. Bu arada bir önceki slime videomuza, yani bizim ilk slime videomuz olan Hüsran'la sonuçlanan videoya ulaşmak için hemen şu sağ üst tarafta çıkan baloncuğu tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da açıklamalarda linki var, oraya da ekledik. Şöyle rengini gösterelim mi kameraya? Evet. Şöyle bir renk oldu arkadaşlar. Pembe. Bunu iyice karıştıralım biraz, yedirelim. Bu video başarılı olursa daha büyük slime'lara giriş yaparız. Dev mega slime'lara giriş yaparız artık. O zaman çok... Evet, Güldem her zamanki klişesini yaptı ve kaşığı slime'ın içine düşürdü. Bu sefer peçetemiz var mı? Allah'tan bu sefer peçetemiz var. Hemen şuradan peçete alalım. Tamam, biraz boraks ekleyelim arkadaşlar. Yeterli. İyice karıştıralım bunu. Hemen nasıl kalınlaşıyor? Aynen. Yani borakslı suyu döker dökmez hemen matlaşmaya başlıyor arkadaşlar. Çok garip, enteresan doğa olaylarıyla karşı karşıyayız şu anda. Bilerek az yaptık slime'ımızı. Hani yine olmama ihtimali var. Ama olsa da olmasa da ben bu videoyu sizlerle paylaştım arkadaşlar. O yüzden sonucunu sizler gibi ben de merakla bekliyorum. O yüzden videoyu sakın ileriye almayın. İzlemeye devam edin. Bakayım mı? Bir o kadar daha boraksı su alalım. Allah Allah. Hatırlamayanlar ne yapsın? O videomuzu hatırlamayanlar ne yapsın Güldem? Sağ mıydı, sol mıydı? Sağ mıydı, sol muydu? Sağ üstteydi değil mi? Ne vardı sağ üstte? Sağ üstte baloncuk vardı. Baloncuk. Baloncuktan bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Bir önceki Hüsran'la sonuçlanan slime videomuzu izleyebilirsiniz. Ne diyorsun? İşte Hüsran'la değildi. Değil miydi? Değişik bir şeydi yani. Değişik bir şey oldu. Yani. Biraz daha alabilir miyim borakslı su? Evet, yavaş yavaş matlaşmaya başlıyor artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Karıştırmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir renk oldu. Rengi güzel oldu, evet. Büyük bir kap seçmişiz biz bu sefer. O yüzden bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Hem siz de daha rahat görmüş oluyorsunuz. Evet, bu baya baya matlaştı artık. Slime acıktırdı beni ya. Acıktırdı mı? Evet. Jöle gibi değil mi? Evet. Dondurma gibi aynı. Pudding gibi. Tamam, ben artık yavaş yavaş kaşığı bırakıp elimle yapmaya başlayabilirim. Arkadaşlar, bu da diğeri gibi oldu. Bu da bir önceki videomuz gibi oldu. Ben problemin yapıştırıcıda olduğunu düşünüyorum. Tutkalda olduğunu düşünüyorum. Bence problemin. De. Yine de biraz daha karıştıralım bakalım. Yani şu şekilde olmaması lazım kıvamının. Çünkü hiç sünmüyor. Hemen kopuyor bakın. Direkt ayrılıyor, kopuyor. Bunun sünmesi gerekiyor bu şekilde. Evet, ayrılmaması lazım. Ayrılmaması lazım. Yani ben problemin yapıştırıcıda olduğunu düşünüyorum. Ya kalitesinde bir sıkıntı var. Aslında doğru tutkal aldık. Bu su bazlı beyaz tutkal arkadaşlar. Çiçek yapımında da kullanılıyormuş. Su bazlıymış. Allah'tan hepsini dökmemişiz. Yani Allah'tan hepsini dökmedik bunu. Yani oldu, olmadı değil ama esnek değil arkadaşlar. Hani esneyip bölünüyor, hemen parçalanıyor. Etrafa zarar vermiyor ama benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. O yüzden stres atıyorum şu anda mıncıklayarak. Yani çıkan sonuç bu şu anda arkadaşlar.
güzel bir şey oldu ama slime gibi olmadı yani. Şimdi yalan söylemeye gerek yok yani, değil mi? Ama çok güzel oldu. Şu anda ben çok... Bir dakika. Önce ben oynayacağım. Önce erkekler dermişim, şaka yaparmışım. Tabii ki önce bayanlar oynayacak ama burada ben oynamak istiyorum. Biraz sündü ama bak bölündü. Ama suya düşürdü. Yani şey değil, sünmüyor. Bu direkt parçalanıyor. Bence bu da oyun hamuru olur. Yani bu da olur, slime yani. Gibi. Bence bu daha olur. Değişik oldu. Böyle tercih eden arkadaşlarımız da olur diye düşünüyorum. Şöyle. Mesela arkadaşlar şöyle yaptığımız zaman hani akışkanlığını ve kıvamını size göstermek için şu tutayım mesela, bakın. Evet, bence olmuştu. Yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Zıp zıp şeyinde, tutkalında daha esnek oluyor ama... Zıp zıp tutkalında mı? Evet, bence ben gözlemlerime dayanarak öyle düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda zıp zıp tutkalıyla deneyelim arkadaşlar. Ağaç evet. Tutkalıyla değil de, kırtasiyede satılan ağaç tutkalıyla değil de zıp zıp tutkalıyla deneyebiliriz. Onu merak ediyorum. Bakın mesela gayet güzel oluyor ama şuradan hemen yarıldı bakın. Şuradan şöyle elimi açınca yarılıyor. Bu, ama ben oynuyordum, o kişiden aldım benim elimden oyuncağı. Bak bence bu kız çocuklar için güzel olur. Çünkü pasta börek yapımında böyle oyuncak bıçaklarla bu şekilde kesildiğinde gayet güzel kesilebilir. Hani esnek değil ya. O yüzden dur, hepsini sana vereceğim, hepsini. Hepsini vereceğim şimdi sana. Hepsini vereceğim, rahat rahat oyna. Hepsini vereceğim. Ne demek rahat rahat? Tabii. Oyna. Tabii ben oynamam bittikten sonra vereceğim. Dur, bunu da ekleyeyim üzerine. Beni istiyor. Seni mi istiyor? Beni istiyor. Seni isteyemem. Hayır, beni isteyebilir bence. Bence beni isteyebilir. Al o zaman. Aç elini. Ama o kişi bunu sen ne hak ediyorsun biliyor musun? Böyle suratına yapıştırmanı hak ediyorsun. Tamam, onu da bir daha yapacağım. Dur, suyunu sıkayım. Ver bana. Düşlerimi. Vallahi bir daha oynamam. Oynamam. Tamam, veriyorum. Gel. Ver. Al. Sıkı elini, yavaşça gitsin. Ama bu kalleşliğe girer. Geliyor. Yakala. Al bakalım, al hadi, ne yapacaksın, al oyna. Çocuk oldu, çocukluğuna döndü artık. Bu ne yani, bunu gençliğimle mi oynayayım yani? Tabii ki de çocukluğumla oynayacağım. Sen her gün slime istersin bizim artık bizden. Bizim zamanımızda slime mı vardı sanki? Yok muydu? Yoktu tabii, kargıdan bebekler yapardık böyle. Oyun hamurları vardı o zaman. Ben oyun hamuru görmedim, ben kendi oyuncağımı... Evde annemiz şey yapardı, normal hamurun içine gıda boyası dökerdi. Ciddi misin? Evet, oyun hamuru olurdu. Evet arkadaşlar, ikinci slime deneyimimiz bu şekilde oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın. Başka bir slime videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın.